Fatih Akyıldız. Evet. Fatih hoş geldin. Hoş gördük Acun Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Geçen sene gelmiştin. Evet. İlk turda fırtına gibi estin. İşte bütün esprileri ilk turda harcadık. Onun kötü de bir tarafı var. İlk turda süper oldu. Şehirde böyle kahraman havasındaydım. Omuzlarda karşılandım. İkinci turdan sonra memlekette bekliyorlar sopayla, hani rezil ettin bizi falan diye. Bayağı kötü bir durum olmuş. İkinci tur biraz zor geçmişti. Tabii ki, ama geçen yılda hakkını yemeyelim. Ben gerçekten çok memleketlim. Hakkını da yemeyeyim. Atalay abi gibi bir rakip. Yarışmak bile güzel bir duyguydu benim için onunla. Yani öyle bir rakibin karşısında tabii ki daha iyi performans göstermemiz gerekiyor. Şimdi bile öyle yani. Ama tabii ki biraz kötü olmuştu. Hülya Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırdır? İyi. Niye öyle bir anda sordun? Yok, çok zarifsiniz bu akşam. Ay teşekkür ederim. Bu kadar güzel gözlerim olsa mücevher kullanmazdım ben. Vay. Ben de zaten pek kullanmıyorum. Bildiğinizden mi? İnşallah esprilerin de bu yolda değildir. İnşallah. Yani... Hayır. Espri değildi ki ama bu. İltifatların ya da ne bileyim, konu bunun üzerine değildir inşallah. Bak görüyor musun? İltifat etti çocuk, ne hale düşüyor. Hayır. Fatih sen hiç bozulma. Şimdi Acun Bey. Bozulma yani, bak öyle, Hülya öyledir ki Eser'in ilk programı seyirciyle Eser bütünleşti, salon yıkılıyor. Oradan Eser'e sataşıyor. Düşün hakikaten. Yani Hülya'nın öyle bir özelliği vardır. Gösterinin bir kısmında bununla ilgili bir şey anlatacağım. Sadece Hülya Hanım'a bakın ve tepkileri görün. Tamam. Sadece sizinle alakalı değil. Bak, genellik... Ben dedim sana, onunla bir şey var. Sen Hülya'ya dalacaksan iki evetin hazır zaten. O yüzden devam et. O da böyle yoktu. Fatih, uyanıksan komple Hülya'ya yüklen, tamam mı? Bir kişiyi feda et, evet. Yürü git ondan sonra. Sonra ne olacak zannediyorsun? 2'ye 1 işte. Ben size bir şey itiraf edeyim mi? Böyle bana sahneden saldıran biri olduğunda ben burada susuyorum. Ama sonra sen ne oluyorsun? Ne alakası o zaman? Ya, acısı senden çıkıyor. Razıyım. Başka yerden. Ben yarışmacılarım için kendimi feda ederim. Tamam. Acun Bey böyle yapmasak. Yani peki doğru. Bir evet en azından git. Tamam. Bir evet. Hadi başlayalım. Tamam. Benim bir evetim 2 evet. Baktı ipler kopmaya gidiyor şimdi, tamam mı? Aynen. Tamam Fatih. Yemin ediyorum sataşmak falan gibi. Ben zaten hissettim, bana o gözler deyince anladım bir şey var. Yok, sataşmayacakmış. Ama iltifat etti adam ve başına gelenlere mücevher. Bitti şu insan. Ya Eser iltifatın da kralı yani. Kralı yani. Ya ben hakikaten de beğendim lafı, biliyor musun? Zaten. Evet, kullanmazdım. Ne kadar güzel. Çok iyi. Çocuğun yanında bana bir şey söyleyeceksin ama kötüydü. Bütün samimiyetime sorun. Çok kötü değil miydi? Gözlerin bu kadar güzel olsa, gözlerin bu kadar güzel olsa mücevher kullanmazdım demiş çocuk. Bu iltifatı bak, beğenmeyenler alkışlasın, beğenmeyenler. Beğenenler alkışlasın. Samimi söylüyorum. Üniversitedeyiz. Algının en açık olduğu ortamdayız şu anda. Bir şey söyleyebilir miyim? Anladın mı? Ya da bana şöyle geldi. Bir dakika. Ya da bana şöyle bir şey geldi. Hani bir samimiyetsizlik mi hissettim? Hani böyle en sinir olduğum şey... Yani herkes... Devamında bir şey mi beklersin bu laftan sonra? Onun için mi? Hayır. Yani hani vardır ya böyle Hülya'nın işte... Ya da Acun. Biraz damdan düşer gibi oldu, evet, diyorsun. Bir şey oldu, beni rahatsız eden bir şey oldu ama tamam. Doğru söylememiş olabilirim açıklamayı. Yani bir şey var. Rahatsız eden bir şey oldu. Sen mix'i yapamadın. Yok, kısa bir şey daha söyleyeyim. Benim baba tarafım komple renkli gözlüdür. Yani benim babama normalde sorsalar, babam der ki cami avlusunda buldum, inanırlar yani o derece. Sarışın mavi gözlü benim babam. Peki. Evet. Ve hep imrenmişimdir yani mavi ya da yeşil gözlü olsam diye. Sonradan bu değişti ama... Hayatımda ilk kez mavi gözlü bir bayana iltifat ettim, yemin ediyorum. İlk kez? İlk kez, yemin ediyorum. Bak görüyorsun değil mi? Adamsın. Zaten ilk kez olduğu belli. Bir acemilik söz konusu. Neyse bak. Fatih 2-0 mağlup başlıyorsun ama bu maçı çevireceksin, inanıyoruz. Ay mağlup falan değil ya. Evet. Bitirin adam. Bitti. Enerji. O mücevherden yürüyecek. Adam bak ilk defa stand-up'ın başında su içen görüyorum. Şu an bitti. Evet. Fatih seni dinliyoruz. Abi gel, benim gözlerde Ela. Oradan gir istersen. Vallahi yaklaşınca yeşil oluyor. Vallahi böyle bir... Yani yardımcı olacak. Destek olsun. Geçen yıl ikinci turdan elendikten sonra... Bu işi hani ketumser baktım biraz. Yani vazgeçecek gibi oldum. Hani bırakacağım dedim artık. Daha yapmayacağım. Memlekete döndükten bir hafta sonra... bir telefon geldi bana. İşte bilmem ne üniversitesinden arıyoruz Fatih Bey, sahneye çıkmak ister misiniz dedi. Bıraktım kardeşim ben o işi, daha yapmıyorum dedim, tamam mı? Nasıl olur Fatih Bey, para kazanmak istemiyorsunuz dedi. Çing, benim gözler açıldı. Para? Dedim abi neredesiniz, ben hemen geleyim para için, çıkarım vallahi çıkarım dedim ya. Para için her şeyi yaparım o dakika. Çünkü bir fakirlik var abi, diz boyu bende. 25 kişi bir yemeğe gittik biz toplu. 24 kişi zehirlendi, bana hiçbir şey olmadı. Herkes kıyamet gibi, birine serum bağlamışlar, diğerinin midesini yıkıyorlar. Bana bir telefon geldi, Fatih neredesin dediler, evdeyim çay içiyorum dedim. Ya baba dediler, hepimiz zehirlendik yemekten, sana bir şey olmadı mı dediler. Ya bana niye bir şey olsun kardeşim, ben 2 tane üniversite bitirmişim. Zamanında yediğim bozuk makarnalardan, çürümüş patateslerden mide teflon tavaya dönmüş bende. Ne versen alıyor. Şimdi bu mide bozulur mu ya? Hiç öyle bir şey olur mu? Acun Bey, hiçbir Fransız restoranına gittiniz mi? Gittim. Oradaki kültürü bilirsiniz değil mi? İstanbul'a gittim, arkadaşım, en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi, ismi Ersin. Dedi ki kardeşim dedi, daha yeni düştüm, 3 gün kalacağım İstanbul'da. Kardeşim seni çok kral bir yere getireceğim dedi. Nereye gideceğiz dedim. Fransız restoranına gideceğiz dedi. Kardeşim gerek yok dedim, lan niye Fransız restoranı? Mahalle lokantasında kuru fasulye yemiş adam oraya götürülür mü ya? Yok dedi, gideceğiz, harika olacak bilmem ne. İyi dedim, gidelim. Şimdi bir restorana gittiğinde içerideki garsonlar eğer senden fiyakalı giyinmişse orayı hemen terk edeceksin abi. İçeri bir girdim, herkes takım takravat falan, adamlar diyor biz daha baştan çuvalladık. Adam işte bonjour beyefendi dedi. Bizim arkadaş öyle yaptı. Eyvallah koçum, şuradan 2 tane masa ver bize bakayım. Masaya bir oturduk abi, tabağın etrafında çatallar, bıçaklar, kaşıklar. Sanki sofraya gelmedik de ameliyat yapmaya geldik. O kadar yani. Her taraf çatal bıçak. Ay güzel. Neyse abi oturduk falan. Menü geldi. Menü komple Fransızca. Bakıyoruz bakıyoruz. Bak bir şeyle ilgili eğer bilgin yoksa ya da durumu hani anlatamayacak durumdaysan konuşmaman lazım. Yani işte alkol aldık mı gençler? Alkol mü? Ne memuru alkol bey? Ne dedim ben ya? Alkol bey bir şans daha verirseniz. Alkol mü? Allah belanı versin Salih. Ben konuşmayayım dedim o kadar. Ya bunun gibi anlatamazsın. Dedim ki kardeş şundan getir. Yemekler geldi, pataküte yemeye başladık biz abi. Yemekleri yedikçe çatallar, bıçaklar eksilmeye başladı masadan. Masadan eksildi tabii. En son bir tane peynir tabağı getirdiler bize. Arkadaş böyle yaptı. Peynir tabağı hayırdır falan. Dedim ki oğlum çaktırma dedim. Fakir olduğumuzu anladılar. Peynir ekmek getirmişler dedim bize. Neyse artık bir tane kaşık kaldı abi. Biz istemeden bir tane çorba getirdiler bize. Hani bir kase bir şey geldi. Koydular önümüze, çorba desen çorba değil, hoşaf desen hoşaf değil. Bizim arkadaş dedi ki hayırdır, dedim oğlum iç bunu da boş ver. Arkadaş bir kaşık aldı, bu ne lan dedi. Dedim ne oldu, tadı tuzu yok bunun dedi ya. Dedim tuz muz ekele bir şey yap belki olur. Tuz, biber, limon falan. Aa, çorba yerini buldu oğlum dedi şimdi. Tam kaşığı elime aldım abi, bütün restoran bana bakıyor. Yalnız Ersin hala yok. Ersin bütün restoran bize bakıyor Ersin dedim. Bakarlar tabii oğlum, barbar gibi yedin dedi bana şimdi. Yan masaya aynı tabaktan getirdiler Acun abi. Yan masadakiler o tabağı eline bir daldırdı. Ersin hala yiyor. Ersin dedim kaşığı bırak. Ne var oğlum kaşığı bırak dedim oğlum bırak. Biz Fransızların tahret suyunu da içmişiz abi. Buraya çıkarken vallahi çok heyecanlıydım. O ilk baştaki konuşma çok iyi oldu benim için. Yarışmaya gelmeden önce annemler bir konsey kurdular. Güya benim heyecanımı alacaklar. İşte gittim annemin yanına, annemler toplandı. Bak oğlum böyle yapacaksın, şöyle edeceksin, şunu anlatma tamam mı? Böyle yaparsan bak Hülya Hanım sana kızar, şöyle eder, sakın öyle anlatma. Sanki stand-up sendika başkanı ha, hiçbir şey anlamıyor. Dedim anne sen tercisin ne arsın? Konuşma, cevap verme anneye. Geçen sene gittin mal gibi geri geldin ondan sonra. Babamın bir lafı var. Allah haklı kadının çenesinden erkeği saklasın der. Bak. Haklı kadının çenesi spor arabayla yarışır abi. Bak, 0'dan 100'e karate 3 saniyede. Hiç acımaz. Hiç. Bak milyon tane iyilik yaparsın tamam mı? Bir tane böyle yanlış yapmışsındır, kafana tavayla vurur, hiç acımaz. Hiç. İşte hanım ben bugün faturayı yanıtmayı unuttum. Ne yaptın? Nereden? Parayı mı düşürdün? Ne yaptın? Parayı mı düşürdün? Ganyan oynadım ben parayla. Ne? Allah belanı versin. Allah bildiği gibi yapsın. Allah kaldırıp koyversin. Ama ben biliyorum. Ben biliyorum. Annem o kadar dedi. Ben kimlere varmadım da senin gibi sümsüğe vardım da. Hani dersin ki Allah'ım neden harakiri Japonlar buldu? Hani biz bulaydık da falan. Şimdi bu diyorum ya bu hani çene muhabbeti. Kadınların bu dedikodu yapmalarını, gerçeğini inkar etmelerine hastayım abi. Bak şu dedikodu yapıyorum olayı vardır ya Acun Bey. Bilirsiniz ya işte hani konuşurlar. Otururlar geçerler bir eve abi. Saatlerce konuşurlar tamam mı? Kim kimle ne yapmış, ne etmiş... Komşu Aysel'in hanımı işte kocasıyla kavga mı etmiş? Aysel kimle çıkmış, kimle inmiş? Abi sabaha kadar konuşuyorlar. İşin sonunda hep şu laf söyleniyor. Aman kız Halime boş ver ondan sonra dedikodu yaptı derler. Beş saattir ne konuşuyordunuz Allah'ınızı severseniz ya. Dedikodu değil mi bu? Bir kız arkadaşım oldu 8 ay. Bildiğin Çin işkencesi. Tam bir ilgi delisi. Yani bildiğin, hani derler ya kadınlar çiçektir. Bu kendini harbiden çiçek gibi zannediyor. Hani güneşe çıkaracaksın, su vereceksin, o kadar. Abi... Harbiden çiçek zannediyor diyor. Güneşe çıkaracağım, su vereceğim. Stand-up'ın en güzel tarafı, da tespit doğru oldu mu hemen tam aa öyleymiş hakikaten bak gördün mü Aysel hakikaten böyle yapıyoruz ha. Bir ay sonra doğum günü var sevgilimin. Hani bir ay öncesinden başladı. Bak aşkım doğum günüm olacak biliyor musun? 29'unda doğum günüm var biliyorsun. Sabah yediğimi unutuyorum kızın doğum günü aklımda. Son 3 gün, 2 gün, 1 gün artık ertesi gün diyor ki bak hani parti yapacağız geleceğim tamam mı? Ondan sonra pastayı da keseceğiz bilmem. Tamam diyorum ya geleceğim Allah rızası için yapma. Bir de parti var. 12'de evde üstümü değiştirdim. Söyleme sayıp midem bozuldu. Tuvalete gittim abi olay koptu yani. Tuvalete girdim daha çıkamıyorum. Bizimki salıyor mu salmıyor sürekli delilet telefon çalıyor aga. Artık ne yapayım açtım ya tuvalette açtım telefonu. Verdim hoparlörü. Efendim aşkım dedim. Neredesin sen dedi. Aşkım arabadayım geliyorum dedim. Sesin eko yapıyor. Dedim arabanın içindeyim ondandır hayatım dedim. Telefonu omzuma alayım derken abi telefon lap diye düştü tuvaletin deliğine. Her şey bitti zannediyorsun ama tam kalktım deliğe doğru bakacağım. Aşkım! Aşkım bir yerden su sesi geliyor. Yağmur yağıyordur, yağmur ondan. Yalnız birazdan telefon kapanabilir ha. Niyeymiş o? Tünele girdik, tünele. Tünele girdik dedim. Saati Samsun'da tünel mi var? Sen beni kandırıyorsun, yalan söylüyorsun. Sifonu bir çektim aga. Aa. İçimi böyle bir huzur kapladı bir anda. Telefon gitti. Boş ver dedim ya. 500 liralık telefon gitti abi umurumda değil. İçimi bir huzur kapladı. Kızdan da telefondan da kurtuldum. Ama şu da var. Ya şu bir gerçek. Şimdi tamam kadının çenesi artık kalite ya bizde tescillenmiş bir şey. Ama şöyle de bir durum da var. Bizim bu erkeklerde de bu kadını anlamıyoruz davası yıllardır gelen bir yalan. Tamamen tıraş arkadaşlar. Kadının anlaşılmayacak bir tarafı yok. Kadın sevildiğini bilsin. Kendini güvende hissetsin. Arada ufak tefek güzelliklerle, iltifatlarla tabii yerse. Bir kadının mutlu olmama şansı yok. Bak çok ciddi söylüyorum. En son sevgiliniz size ne zaman çiçek aldı? Ya. Gördün mü Mahmut? Çocuk bak haklı. O biliyor, sen bilmiyorsun. Öküzsün. Bak, ufak şeyler. Bunları yapmıyoruz. Yapmadığımız gibi bir de kadına şiddet uyguluyoruz abi. Dünyanın her yerinde kadına şiddet uygulanıyor. Bu eyvallah. Ama bu ülkede bayağı fazla. Bu ülkede hala yemeğin tuzu eksik diye kadın dayak yiyor. Bunu biliyor musunuz ya? Yemeğin tuzu eksik diye kadına dayak atan bir milletiz. Var bu. Şairin güzel bir lafı var. Kadınla erkek eşittir güya hak defterinde. Boşandığında kadına dul derler, yazmaz erkeğin kimliğinde. Yemeğin tuzu yoktur, gömlek ütüsüzdür diye katlanır her türlü köteye. Öyle erkekliği tarladaki böcek de yapar, sokaktaki köpek de. Bak ne güzel söylemiş şair Fatih Akyıldız. O yüzden abi zaman çok çabuk geçiyor. Eğer seviyorsanız bazen ödün verin. Bazen hani anlayışlı olmaya çalışın. Hani izin verin. Çünkü zaman çok çabuk geçiyor. İnsanoğlu bir dakika öncesine geri dönemiyorken siz bana burada değerli zamanınızdan 5-10 dakika ayırdınız. Kıymet verip dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Vay. Gerçekten çok iyiydin abi. Yani buraya tek başına sahneye çıkıp stand-up yapmak bence yapılabilecek en zor işlerden biri. Evet. Ve sen bunu sonuna kadar hak ederek layığıyla yaptın. Tebrik ediyorum. Ama şöyle de bir durum da var. Ben üniversite yıllarında yapıyordum. Geçen yıl bu yarışma bana çok şey kattı Acun Bey. Özellikle size çok teşekkür ediyorum. Burası büyük bir vitrin abi. Evet. Bu vitrinde bana yer verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum size. Çünkü ben geldiğimden sonra aşağı yukarı 50-55 gösteri yaptım. Hani buraya çıkarken yine heyecanlanıyorum ama geçen yıl Hülya Hanım bir şey demiştiniz ya, sen hani burada değil de sahnenin dışında gösteri yapsan çok daha rahat olursun diye. O gerçekten çok haklı bir tespit. Onu gerçekten hak veriyorum size. Ve çok büyük şeyler kattı bana. Maddiyatı önemli değil. Benim hayatta yapamadığım bir tek şey var. Hala annemi babamı gururlandıramamak. 29 yaşındayım. Şuraya çıksam, nereye gidersen gideyim önemli değil. Finale gitmişim, ben ünlü olmuşum falan değil. Ben tiyatro oyuncusuyum, ben mezunuyum da aynı zamanda. Yani eğitimini de almışımdır. Parasında pulunda değilim. Annem desin ki, hatta annem yani özellikle, annem desin ki şu çocuk benim çocuğum, gurur duysun, yemin ediyorum başka bir şey istemiyorum. Karadenizlisiniz değil mi? Karadenizli. Karadenizli mi? Samsun. Samsun. Aslında annen seninle öyle bir gurur duyuyordur ki, sadece bir tek fark var, göstermiyordur. Çünkü genelde Karadeniz kadınları, Doğu kadınları... Bir de ayrı yaşadığımız için, yani onlar yurt dışında yaşıyorlar. Bilmiyorum, belli etmiyorlar ama bence içten çok gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Evet Eser? Tabii heyecandan dolayı bazen böyle sert geçişlerin oldu. Evet. Yani çünkü... mesela tam böyle merak ediyoruz hikayeyi. Yani işte girmişsin Fransız lokantasını anlatacaksın, restoranına anlatacaksın. Birden alkollü birinin taklidine geçtin ya. Hani tespiti yapmak için. O geçişler bence heyecandan dolayı. Biraz metin hissettiriyor o zaman değil mi? Evet, o zaman metin gibi oluyor. Evet. Ben bunda çalışmıştım gibi oluyor. Onun çok doğal olması lazım ama o heyecandan olabilir. Yani o ara kesmeler çok önemli. Çapraz anlatımlar çok önemli. Yalan duyduğu zaman bu sefer ya ben o hikayeyi merak ediyorum abi, niye geçtin oraya hissi veriyor. Garson, yani dediğin gibi stand-up tespit olayıdır ve sen bugün en az 3-4 tane, yani herkesin hemfikir olacağı, daha önce söylenmemiş çok iyi tespitler yaptın. Yani garson daha şıksa gittim bir yerden, tespitine bayıldım. Eyvah, teşekkür ederim. Örnek olarak da. Bir de, göstereyim... yani bir de sonunda yani şey çok önemli abi, sonunda kadına şiddetle ilgili bitirdin ya, yani sen şu an sadece mizahçı olarak varsın. Yani elbette her mizahın bir önermesi, bir sonu, bir yere bağlanmalı ama o kadar duygusal ve o kadar şey, orayı da biraz güldürerek yapmalısın. Birden başka bir gösteri izliyormuşuz gibi oluyor. Yani sen onu yapabilirsin, o yüzden söylüyorum. Yani güldürüp sonra da sonunda söylediğin cümleyi söylesen olur. Yani çünkü kadına şiddetle ilgili her yerde her şey diyoruz. Senin görevin onu da güldürerek anlatmak. Evet. Bence. Bu işler nasıldır biliyor musun? Mizah yaptın, hepimizi kazandın. Çok böyle kahkahalarla gülerken en ciddi konuyu konuştun. Bu sefer güldüğümüze pişman olduk. Evet. Ya biz gülüyoruz gibi, camide gülüyor gibi olduk yani, biliyor musun? Aynen. Yani hakikaten öyle yani. Bu duyguyu çok güzel açıkladı, evet. Senin geçişlerinde kesin problem var. Bunu bir şekilde çözmen lazım. geçiş yapmakla ilgili Eser'e hemen yapış yakasına sana biraz taktik versin yani. O ara geçişleri bence bunu profesyonel yardımla çok rahat geçersin. Çok bence memnun olurum. Böyle bir yardım olursa çok memnun olurum. Bütün söylenenler evet doğru. O çok ilk anlattığım Fransız lokantasında sıkıldım. Garson hariç, şıklık hariç. Onun dışında süper gitti. Özellikle o tünele giriyoruz beni bitirdi. O bitirdi. Ya Fatih ama yine de yine bir küçük tavsiye daha bulacağım. Gerçeklikten çok kopmasın hikayeler. Ona bir dikkat et. Fransız lokantasında bonjour diye karşılanmak beni bir anda olaydan kopardı. Yani Türkiye'de kimseye bonjour diye karşılamazlar. İkincisi de o tuvalet hikayesinde de gerçeklikten çok kopma. Yani biraz daha bizim de başımıza gelebiliyor olsun. Ona biraz daha inanalım. Orada biraz kurgu bilime kaçıyorsun bazen. Onu bir toparla yani. Oylamaya geçelim. Dövseydin. Ben tavsiye edeyim. Ben iyiliğini istiyorum. Ben söyleyeyim sana. Hayır, ben iyiliğini istiyorum. Zaten kaç kişi stand-up yapabiliyor yani. Gerçekten büyük bir yetenek. Eleştiri her zaman. Teşekkür ederim Fatih'ciğim. Adamsın. Fatih. Adamsın. Eleştiriye açık olmazsan zaten bu işte yürüyemezsin. Gitmiyor evet. Sen benim eleştirimin iyi niyetli olduğunu farkındasın değil mi? Kesinlikle. Ben senin iyiliğini istiyorum. Başka sorun yok. Başkaları gibi sahneye gelir gelmez. Başkaları gibi sahneye gelir gelmez seni bozmadım değil mi? Sen hop dedik. Bizim sorunumuz yok. Sen yine başka frekanstasın. Çocuk mutlu. Ben mutluyum. Hepimiz mutluyuz. Çocuğu da ters demedim. Yemin ediyorum çocuk böyle yaptıkça sen üstüne gittin. Böyle yaptıkça üstüne gittin. Daha ne var? Kim bilir neler çıkacak. Şu giydiğin pantolonu da çıkarıver. Falan yapmaya gidiyordu yani. Değil tabii de uyduruyorum ben şimdi. Ama o nasıl uydurmak ya? Durdurdum yani. Durdurdum. Neyse. Durdurmasam yanlıştın yani. Peki süper tamam. Biz Hülya'yı şimdi hiç karışmadan kendi haline bırakalım. Eser. O Acun. İnandığına devam etsin. Biz seninle anlaşamayız zaten. Anam aynı şeyi düşünmüyoruz. Zaten öyle bir niyet, öyle, tamam. Öyle bir şey aklımdan anlaşmamalıyız çıkardım. Da zaten. Ben çıkardım zaten kabul aklımdan ediyorum. Yıllardan beri. Daha 5 senedir anlamadım tamam. Zannediyorsan anlaşmamalıyız ki jüride farklı görüşler olsun. Benim tek korkum burada birbirimize girmeyelim zaten. Hayır. O noktaya. Hayır ben jüride, hakikaten jüride saçma sapan fikirler de olsun istiyorum. Hakikaten. Ooo. Hayır. Hayır. 3 tane Eser, 3 tane mantıklı adam olsa normal konuşsak burada. Seyirciye bir tat verir miyiz biz? Evet. O yüzden bak. Varlığım olay yokluğum koyar. Vay. Tamam, bunu boş ver. Bir şey söyleyeceğim. Süper değil mi çocuklar yani? Ben de döndüm vallahi abi. Ben peki, de şu an sızdım. Oyuna geçelim. Evet kardeşim. You evet. Tam yıldız. You evet. You evet. Annem bunun hesabını sorar. Yıldızı tamamlaman lazım. Yani evet. You evet. İyi evet. Fatih'ciğim gönülden evet diyorum ve seni 3 evetle uğurluyoruz. Selam. Almanya'da yaşayan annem ve babam. Babam ameliyat geçirdi, gözlerinden katarak oldu. Geçmiş olsun diyorum, onlara selam gönderiyorum. Kıbrıs'ta vatani görevini yapan sevgili kardeşim Ferdi Çetin, seni hiç özlemedik. Senin yokluğunda çok eğleniyoruz. Sana da selam gönderiyorum. Buradan memleketim Samsun Terme'ye kucak dolusu sevgiler. İyi akşamlar yapıyor. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Selim Andirinli. Evet doğru Acun abi. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk Acun abi. Nereden geliyorsun? Almanya'dan, Frankfurt'tan geliyorum. Oo, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapacaksın bu akşam? Ben bugün akşam illüzyon göstereceğim. İllüzyon? Evet. Almanya'da ne yapıyorsun? Almanca garsonluk yapıyorum, serviste çalışıyorum. Aa. Evet. Garsonluk yapıyorsun ve bu da senin hobin mi? Efendim? Hobi olarak mı yapıyorsun? Hobi olarak yapıyorum evet. Geliştirdin mi kendini? Evet. Geliştirdim. Hatta peki. Acun abi, benim Türkçem azıcık zayıftır. Tamam. İşte benim bir sorum var. Ben bunu doğru yazdım mı? Görebilirsiniz. Doğruya yakın. Doğru değil mi? Değil. Hatta ben kitap getirdim. Almanca, Türkçe, Türkçe, Almanca. Bakıyordum ama hiç bulamadım. En iyisi... Tişörtü değiştiririm. Peki. Ya, azıcık da heyecanlandım ya. Çok sıcak burası ya. En iyisi bir ceketi çıkartın. Nasıl öyle? Oh. En iyisi bir ayran çok iyi gelir. Nereden çıkardı ayranı? Şimdi öne gelmek gerek. Öne gelebilir miyim? Nereden çıkardı? Müştesi. Merhaba. Merhaba. Acun abi, benim bir sorum var. Bende birkaç kartlar var. 1, 2, 3, 4, 5. Gösteriyor. Şimdi sorum var. Burada o Türkiye'de geçiyor mu kağıtlar? Türkiye'de geçiyor mu? Geçiyor. Ödemek için. Bunlar mı? Evet. Geçmez. Geçmez. Yok. Ama orada geçebilir mi? Vay. Hmm. Geçer. Geçer. Hem de iyi geçer. Onlar iyi geçer. 1, 2, 3, 4, 5. Alabilirsiniz. Bir bakabilir misiniz ona? Gerçek mi? Gerçek değil mi? Gerçek. Gerçek mi? Okey. Bir tane mi çıkartıyorum? Şimdi arka tarafa bir imza atabilir misiniz? Arka tarafa. Ayıp olmasın? Olmaz. Problem değil. Attınız. Bakabilir miyim? Kameraya gösterebilir miyim daha? Orada, orada. Orada mı? Aa, okey. Görüyorsunuz imzaya. Vay, imzaya bak ya. Vay, çok güzel ya. Tamam, evet. Şimdi paraya katlıyoruz. So. Şimdi korkmayın. Çakmak lazım. Hatta iyi de çalışmıyor. Bakın size çalışabilir mi? Olmuyor mu? Kötü. Kötü mü? Ha. Alabilir miyim geri? Şimdi siz bunu bir deneyin. Buraya basın, evet. Ama şimdi korkmayın. So. Şimdi... Onu acıda yapabiliyor muydu? Ben zannettim acunu yok edecek. Acun abi, Hülya Hanım ve ya. Eser Bey. Bilmem. Ne oluyor ya? Ya ben her seferinde çok şaşırıyorum üzülü izleyene ya. Ne yaptın oğlum parayı? Kayboldu ya. Allah Allah. Evet abi. Şimdi bana 3 kız ve 3 oğlan lazım bana. Ya ben bir şey soracağım. Herkes, bak bir saniye, her cüri seçebilir. Hayır, ben bir şey soracağım. Aa, söyleyebilirsiniz, evet. Ben niye imzaladım abi parayı? İmza? Öylesine. Bakarız da. Tamam. 3 kız, 3 oğlan. Siyahlı. Sen git. Ay ya. Beyazlı. Vurdum. En öndeki gidin, en ön. Merhaba, ismin? Memnun oldum. Siz de ismin? Memnun oldum. İsminiz? Memnun oldum. Bir açık alabilir miyim seyirciler için? Sağ ol. Şimdi bir arka tarafa gelebilirsiniz. Evet. So. Bir çabuk bardağı size getirir miyim? Oğlum kavgaya çıkmış gibi bakıyoruz. Skopat gibi duruyorlar. Öyle lan diye. Vizeden çıktı, sahneye geçti. Şimdi bende bir deste var. Ve lütfen siz karşılayabilirsiniz. Karşılayalım mı? Evet. Evet. Şimdi ben her kişiye 4 kağıt dağıtacağım, okey? Şimdi 4 sana. 4 sana. Sana da 4. Sana. Bakabilirsiniz kartlara. Hepsi değişik. Size. Ve size de geliyor. So. Alayım abi. Eser abi. Sağ ol abi. Neresi size? Bana da bir alıyor. Bir tane. Sizin için son dört tat. Bir, iki, ne oynuyoruz ki ona göre? Pişti. Alıyorsunuz. Koy. Vallahi mi? Biz pişti. Geldi. Geldi mi parayı? Benim para geldi. Döndü dolaştı. Geri Ersin'e geri geldi. Oo. Tamam. Tamam. Ben bir ortaya geldim. Valla. Şimdi siz aynısı yapın, ben de aynısı. Siz ne yaparsan ben de aynısı yapın, okey? Tamam, evet. Kağıtlarla. Şimdi kartları alın, bakabilirsiniz, hepsi de değişik. Okey? Tamam. Okey. Şimdi bir karıştırın. Siz de Hülya Hanım, sağ ol. Şimdi ortadan yırtın. Evet. Hepsini mi? Yırtın, evet. Patlar, sağ paketi tutun ve sol paketi tutun. Ben yırtamıyor muyum? Dördü birden nasıl yırtıyorsun? Paket, İkisi beceremedi de. Evet. Şimdi paketleri tutun. Şimdi siz kendi karar verebilirsiniz. Sol pakete, sağ pakete üstüne koyun. Sağ pakete, sol pakete üstüne koyun. Tamam. Nasıl? Koydunuz mu? Üst üste koydum. Üstüne koyun, evet. Kafana göre. Evet. Şimdi en üstte 3 kartı alın. Evet. Ve beraber ortaya koyun. Ne? Kartın paketini ortaya. Kart ortasına. Evet. Şimdi en üst kartı alın. Ve bardağı içine koyun. En üstteki. Evet. En üst kartı bardağı içine koyun. En üst kartı diyor. Ay, aman öf, tamam anladık. Anlamadın işte onun için. Tamam anladık. Şimdi en üst kartı alın. Kamera çekince heyecanlanıyor. Neyi alacağız? Evet, şimdi en üst kartı alın. Neyi alacağız? Değiştirin. En üsttekini aldı. Yine en üsttekini aldı. Hayır. Sağ kişiden değiştirin. Sen onu değiştir. Yani yine senle bir şey yaptım ya. Değiştiriniz mi? O kartı şimdi alın ve ortaya koyun. Ortaya. Aa, ben şu anda sıkıldım bak. Bana bir şey daha yaptırırsan ben sıkılmadım. Ben oyundan çıkıyorum. Hayır olmaz bir şey. Evet. Şimdi bir de aynısı yapıyorsun ve sol kişiden değiştiriyoruz kartı. Ben de sen ne vereceksin? Sen? Hayır, ortaya koy. Şöyle yapıyoruz. Şimdi o kartı geri ortaya koyuyoruz. Ortaya koy. Selim çabuk ol. Şimdi en güzel parta geldik. Ne olur. Tabii şey olmadı ya. Ne olur diyorum, ne olur. En üst kartı alıyoruz. Seni Allah mı gönderdi? Anlamadım, pardon. Yok, bitti, şinel şinel. Benim Türkçem iyi de işte. Şinel şinel. Asıl anladım, okey. En üst kartı alın ve aşağı koyun. Daha şinel. Okey. Okey, bir de en üst kartı alın ve atın. Şimdi geri aynısı, en üst kartı alın ve aşağı koyun. Evet. En üst kartı alın ve geri atın. Evet. Şimdi geri aynısı, en üst kartı alın, aşağı koyun. Evet. En üst kartı alın ve geri atın. Tamam. Perfect. Şimdi geri en üst kartı alın, aşağı koyun. Ve en üst kartı alın ve atın. Wait. Şimdi geri en üst kartı alın, aşağı koyun. Kızmayın ya. Anam elimizde kağıt azalmıyor. Ve en üst kartı alın, geri atın. Şimdi Hülya Hanım son defa en üst kartı alak, aşağı koyak. Ve en üst kartı... Ay, nereye gitti? Nereye gitti? Şu an oyun kontrolden çıktı. Evet, koydum. Koydum? Evet. Geri en üst kartı alak, atayım geri. Tamam. Şimdi bir son parça kaldı. O bari parça alabilirsiniz, herkes. Her kişi. Uyursa bir kare gösterebilir misiniz? Şöyle bir gösterin. Uydu mu? Seninle uydu? Size oynamadı. Size şöyle bir tutun. Evet. Cüri'de? Uydu. Doğru yaptı. Eser Bey size? Ya ben çok özür dilerim. Ben bir başta kaçırdım sizi. Herkes kim ne yaptı ortaya çıktı. Bak ben de doğru yaptım. Ben de benimki mitolojik şimdi bir burada... kart gibi oldu. Üstü kız, altı oldu. Kaç kişinin doğru çıktı orada? Herkese çıktı mı? Bir ben mi yapamadım? Bir kişinin çıkmadı. Size çıkmadı gel. Bir kişinin çıkmadı orada. İki kişi. Ha, iki kişinin çıkmadı. Seni gidi seni. Güzel. Seni gidi. Bir açık alabilir miyim seyirciler sizin? Açık alabilir miyim seyirciler? Göze kaşarım. İzleme için çok teşekkürler. İnşallah haftalar yine görüşürüz. Peki teşekkürler. Eser. Oh. Ya ben çok illüzyonda çok sunuma çok önem veriyorum. Yani hileleri vardır, bilmem neleri, onları biz kestiremeyiz ama ben yedim numaraların hepsini. Teşekkürler. Yedim derken. Doydunuz. O bayağı attın, para yandı, yok oldu filan. Bunu ben beceremediğim diye kabul ediyorum. Yani çok salakça bir şey yaptım. Dörde bölemedim ben. Yani ikisini bölemedim. Gücüm yetmedi. Ama çok tatlı, şirin, süper bir sunumdu. Çok beğendim. Aynı fikirdeyim. Eğlendim, ben çok eğlendim. Yani sen sıkıldıkça ben daha da eğlendim. Onun için Acun delirmek üzere. Süperdi. Şinele gittim. Ben sıkıldım. Okay. Ama gösteri güzeldi. Yani şöyle güzeldi derken en üst düzeyde değildi bence ama kötü değildi. Oylama geçelim Eser. Evet diyorum. Teşekkürler. Ben. Evet. Teşekkürler. Ben de ediyorum, müsaitli oluyorum. Teşekkürler. Görüşürüz Türkiye. Doğukan Özkan. Evet Acun abi, merhaba. Hoş geldin Doğukan. Hoş bulduk. İlginç bir kıyafet. Neşeli bir arkadaş. Teşekkürler. Tanıyalım, seni nereden geliyorsun? Ben Doğukan Özkan, Adana'dan geliyorum. Adana'da tarihi bir mekanda büyükbabamdan kalma lokantamız var. 15 yıldır lokantada ailemle beraber çalışıyorum. Eser, üstümüze mi oynuyorlar? Böyle bir şey var. Neler var lokantada? Lokantada ev yemekleri üzerine. Mesela? En güzel yapılan. Mesela benim en çok sevdiğim yemek, benim için tek menü tavuk pilav. Tavuk pilav. Aynen. Tavuk pilav. Aynen, bir de patates kızartması değil mi? Evet, yanında. Onun dışında çok... sulu yemeklerden? Sulu yemeklerde ya 15 yıldır ben tavuk pilav yiyorum. 15 yıldır? 15 yıldır aralıksız. Her gün tavuk pilav yiyorum ben. Öyle mi büyüdün? Evet. Sizin ne oluyor her gün yiyince tavuk pilavı? Çok seviyorum Acun abi. Yani sevdim mi tam seviyorum. Benim için yani... Tavuk pilav hastalığın var. Hastalık demeyelim de. Karabiber var mı? Yok yani tavuk pilav olsa yeterli. Hayır, üstüne karabiber mi dediniz, anlamadım. Üstüne karabiber. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Peki uzaktayken falan tavuk pilav krizin geliyor mu? Özlüyorum yani, özlüyorum ama yine de başka yerlerde yiyorum yani. Başka ya şekilde. Ya bu nasıl yiyorum. Oluyor devamlı? Her gün yiyorsun karı tavuk pilavı. Evet, her gün yiyorum. Yani çok seviyorum gerçekten. Yani, abartı değil, abartı değil. Her gün, 15 yıldır her gün, her öğlen. Soğan. Efendim? Soğan kırıyor musun yanına? Soğan. Ne alakası? Hem çalıştığım için... Ay olur ya, çok güzel olur. Ben... Hayatımda hiç tavuk pilavda soğan görmedim ya. Aa, soğan her şeyle güzel gider. Olur. Ben yemem de ama her şeyle güzel gider. Aa ne oluyor be? Evet. Hayır bir şey de bak, bu işten hiç anlamam. Hiç anlamam ama hayatımda tavuk pilavın yanında şeyle, bana soğan getirmediler. Her şeyle güzel gider. Yok ama tavuk pilavda... Taze soğan bile. Evet. Değil mi? Aslında güzel oluyor da ben yemek yedikten sonra... Sen bir dene. Ben soğan yemem zaten, nefret ederim. Ben... Şundan dolayı ben yanında soğan veya sarımsak yemiyorum. Yemek yedikten sonra ben çalışmaya başlıyorum, işe başlıyorum. Lokanta bayağı kalabalık oluyor. Ya insanları rahatsız etmeyeyim tamam. diye. Başka ama yenir değil mi? Onu söyle evet, kısaca. Evet, mükemmel olur. Sen kısaca bize menüyü sayar mısın? Bırak tavuk pilavı. Bir tek tavuk pilav dedin abi. Evet. İşte sayamıyorum, zorlanıyorum. Tavuk pilavla geçiştiriyorum. Şu şekilde anlatayım. Kuru fasulye var. Evet. Güzel. Bulgur pilavı var, pirinç pilavı var. Bulgur pilavı değişiyor her gün. Kaç masa var? 20 masa falan var. Tamam. Aile restoranı mı? Evet, şu anda babamla amcam var lokantada. Süper. Peki, şimdi seni bu restoran buraya getirmedi herhalde. Başka bir sebepten geldin. Şöyle anlatayım hikayemi. Ben 2012'de Survivor'a başvurmuştum. Aday finalistiydim. Beni de hatırlarsınız belki. Evet. Ben en son finaldeyken işte Anıl falan da vardı. Ben sizi... Evet evet, o zaman ben de oradaydım. Ciddi mi? Evet evet. Yani... Nereye kadar geldin elemelerde? İşte gidiyorduk, son 8'deydik. Gidiyorduk. Ben o esnada dedim Acun abi ben sizi gördüm bana yetti dedim. Ben gitmesem de olur dedim işte, hatırlarsanız. Onun üzerine eledik mi seni? Onun üzerine yani kendi isteğim olduğu için haliyle yedekleri alınmıştım yani. Peki tamam. Reddettin yani Survivor'a katılmayı. Reddetme olarak demeyeyim. Yani ben yarı finalde sizi görmüştüm. Ben sizi gerçekten çok seviyorum. Çok sağ ol. Siz de sağ olun. Ya ben sizi gördüm, o zaman da aynısını demiştim yani. Ya bana yetti, her türlü yetti. Yani şu an bile ben çok mutluyum sizin karşınızda olmaktan. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Peki tavuk pilav mı Acun abi? Çok güzel. Peki bu akşam ne yapacaksın? Bu akşam şöyle göstereyim. Bu benim genelde çalıştığım aletim spor salonunda. Şov yapacağım. Normalde buraya ağırlık katılıyor fakat atıyorum 300 kilo ağırlık taksak yani fazla bir gösterişi olmuyor. Ama ben bunu şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Zaten yapıyorum da. İşte buraya kişileri koyuyoruz. 2 kişi, 3 kişi veya 4 kişi. Yani sırf şov, gösteri amaçlı öyle bir etkinliğim olacak. Sen insanları mı kaldıracaksın? Evet. Oraya bir insan rahat durabilecek mi ki orada? Evet oluyor. Daha önceden çok denedim. Seyirciler arasından 3 tane hanımefendi alabilirim. Siz de uygun görürseniz. Hanımefendi mi? 3 tane hanımefendi. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Acun abi bir şey daha rica edebilir miyim? Evet. Hanımefendileri buraya yerleştirirken hanımefendiler için... Evet. Hanımefendiler için yardım gerek olabilir. Arkadaşlardan da... Alp Bey, Alp Kırşan bu konuda. Her zaman... Zor günlerimizde hep yanımızdaydı. Yine zor bir görev var. Alp, olan şu, kızları... Oraya yerleştireceksin. Hanımefendiler buyurun. Şöyle alalım ben sizi. Şimdi ilk başta ortaya oturmanız evet. Lazım. Ben yardım edeyim. Şuraya basar mısınız rica etsem hanımefendi? Evet. Şuraya. Ya neler yaptım. Hiç acele etmeyin. Hiç acele etmeyin. Aceleye gerek yok. Acele şuraya etmeyin. Bas, şuraya bas. Ver elini bana. Aceleye gerek yok. Hiç acele etmeyin. Ben de iyiyimdir. Gel. Hiç korkma, hiç korkma, hiç korkma. Evet. Ayağını buradan at şu tarafa. Harika, nefis, nefis. Çok güzel. O şekilde, aynen. Diğer ayağınızı uyalım. Siz ortada olacaksınız, uyalım diğer ayağınızı. Hanımefendi, diğerini nereye istiyorsun usta? Estağfurullah, estağfurullah. Sağ ve sola. Sağ ve sola. Sizi de efendim hanımefendi. Şuradan çıkın, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. Geldim, buyurun. Acun abi bir şey eklemek istiyorum. Normalde bu çalışmada, bu gösteride bir iddiam yok. Şunu ekleyeyim, yani bunu çok daha iyi yapabilecek kişiler var. Aa. Yani sen yine bizi mi görmeye geldin? Peki Acun abi. Tamam. Şu grip var. Ben size o olayı anlatayım kısaca. Şimdi siz birbirinize kenetlenin bir şekilde arkada. Elle. Arkada. Şöyle, evet. Şimdi... Şu elini arkadan geçir. Çok güzel. Evet, evet o şekilde. Şimdi hafif dengeniz bozulabilir. Siz sakin olun, bana güvenin, tamam mı? hafif dengeniz bozulabilir. Sen iyi misin orada? Hiçbir sorun olmayacak, tamam mı? Tamam, ben hallederim. Tamam. Sen hadi buyur, tamam. buyur. Buyur. Yok, hiçbir şey olmaz. Tamam, ben hallederim. Açmadan göstereceğim bak. Tamam. Ya, güvenliği açmadan göstereceğim. Tamam. Şimdi ilk başta güvenliği açmadan göstereceğim size nasıl olduğunu. Sıkı tutunun. Sıkı tutunun birbirinize. Şu şekilde. Luna Park gibi, Luna Park. Tadını çıkarın be. Sıkı tutunun, tamam. Üzerime düşmeyin ama. Kızlar, dengenizi kaybedip üzerine düşmeyin. Adam sakatlanmasın. Bana güvenebilirsiniz. Bu her zaman yaptığım bir şey. Siz sadece orada dengenizi koruyun. Hadi başla. Başlıyoruz, uçuyoruz. Bak bir şey var mı? Aman, değil mi? Sen bunu kaç kere yapıyorsun peki? Bunu ne kadar yapacağız bunu? İşte dediğim gibi bir iddiam yok. 5 dakika falan sürüyorsa gel içeri. Ya mesela burada... Abi bir şey soracağım. Bunu herhangi bir spor salonuna gitsek. Evet. Yani böyle kafamızı sağa sola çevirsek böyle bir adam görmez miyiz? Görürüz efendim. Maalesef görürüz. Yani bayanlar olmaz ağırlık olur. Doğukan sen bari devam et gösteriye ya. Gösteriye devam et. Tabii tabii. Sen saygı... Şu anda zaten asılı tutuyorum Acun abi. Zor bir şey mi? Hayır o zor değil yani. Daha iyisini yapanlar da var da. Dediğim gibi göz... Hayır bir şey söyleyeceğim. Şunu ben sakat ayağımla yaparım herhalde değil mi? İşte demek istediğim o Acun abi. Sadece buradaki olan... Peki ben Doğukan şunu sorabilir miyim? Sen niye sahnedesin kardeşim? Çık dışarı. Çık. Efendim? 300 kilo taşıyor normalde insanlar dedi. Biz 3 kilo etmiyoruz. Hallederiz dur. Siz ne yapıyorsunuz? Kıpırdan. Kitledi mi? Ha. Alp sen bir denesene. Evet. Ben yaparım. Bir dakika kilitledin mi? Hayır çıkıyorum. Hazır mısın? Tamam kızlar başarılar. Böyle bir gün de varmış yaşayacak. Benim hiç aklımda yoktu. Üzerinde misin? Evet. Tamam Deniyorum. Çok eğlenceli. Bir şey söyleyeceğim, çok eğlenceli. Şuradan 5-10 kişi daha gelse. Art, Eser geliyor, Eser. Eser! Gel, yalvarırım gel. Alp artistler istiyoruz. Her türlü abi, hiç fark etmez. Acun abi, hoş geldiniz. Senin de duygularını öğrenebilir miyim? Sen onu söyle, duyguların nasıl, Eser'i gördün. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Bak bunu yapan yok. Eğer bunu yaparsan harbiden, eğer Alp... Gel, gel. Bir şey söyleyeyim mi? Gel. Oğlum çok heyecanlı, görmen lazım. Taşırken nasıl heyecanlı? Valla ne yapıyoruz? Bak şu demir var ya. Ne yapıyoruz? Şu demir var ya. Şimdi ayakta konuşalım. Doğukan. Yok, sorun değil. Efendim? Ya bir şey söyleyeceğim, sen öylesine şov yapacaksın diye bizi rezil oluyoruz şu an ya. Yemin ederim. Basıyorum, hazır mıyız? Evet. Eser sıkı tutun. Şu anda hazır mıyım? Ben sıkı. Bir dakika, dur. Ben tek ayağımla baskı yapacağım. İyiyim şu an. Diğer hareket benim için, onun için riskli. Ya hayat için. Hazır mısın? Eser hakikaten de arkadaşın geleceğini düşünerekten... Gerçekten. Başlayalım abi. Sen başla. Eser ağırlık veriyor. Başla. Ben şu an hazırım, hazırım. Evet. Gitmeyebilir, deneyeceğim ama gitmeyebilir. Evet. Ay. Evet. Eser, ne oldu? O kadar da bir daha yorum geldi. Eser'in bir tek bacağı var, o kadar. Hayır, başka ben çok yükleniyorum ama bacağıma. Aa, olmaz öyle. Ama bacak deyip geçme. Kaç kilo biliyor musun? Sen kaç kilosun? Eser. Bir tane ben çıkabilirim. 50 kilo bu da. Doğru valla. Eser sen bir ağırlık ver şuna ya. Hadi hayırlı olsun. Hazır mıyız? Bismillah. Kilitte mi? Kilitte mi şu anda? Evet, tutsana. Tamam, bekle. Alp. Ben de geliyorum. Eser sırtını atlayacağım. Ya. Hazır mısın? Doğukan. Alp bindirin. Hazır. Evet. Net bir ağırlık istiyoruz. Oo. Yeter, tamam yeter. Bravo Eser, tamam. Teşekkürler. Burada. Dur o Eser kaldı orada. Yok canım, sağ olsun abla. Teşekkür ederim. Vay be kardeşim. Teşekkürler. Bir şey söyleyeyim, ben hep spora başlayıp bırakıyordum. Böyle spor yapılacaksa hep yaparım ben, vallahi. Fikir çok iyi değil mi abi? Salonda sürekli ağırlık yedim. Aslında peki, işin... Buyurun. Arkadaşlarımıza alkışlarla yerlenelim. Çok teşekkürler. Teşekkürler abi. Vay be, iyiymiş çocuk. Helal olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Gerçekten. Ya bir tane kızcağızın boynunu ben bayağı bir şey yaptım ya. İyi mi? Ne yaptın? Sol taraftakini böyle... Düşmeyeyim diye galiba öldürdüm ben nefessiz bıraktım. Değil mi? Bir şey yok. Bir şey yok değil mi ya? Biraz şey yaptım. Çok özür diliyorum ya. Eser şimdi gösteriyi en yakından yaşayan sendin. Tabii ki sana soracağız. Nasıldı? Valla gösteri bence gereksizdi. Gerçekten de. Gerçi ama peki sen evde falan hep böyle arkadaşları toplayıp, kız arkadaşlarını toplayıp evde deniyorum dediğim ama deniyor musun bunu evde? Bunu sadece spor salonunda yapıyorum ya şu şekilde. Ben bu tarz şeyleri çok seviyorum. İlk söylediğim gibi mesela nasıl buraya... Kız, yani neyi bu yani şöyle bence Doğukan bu olayı seven Türkiye'deki yaklaşık 150.000 kişiden biri. Ama abi hani böyle kızları, insanları çıkarayım derim. İnsanı çıkarmak bir buluş tabii, çok önemli. Yani o fikri bulduğun anı merak ediyorum ben. Bu fikri ben bulmadım. Bunu benim spor hocam kendisi bulmuş yani. Kendisi bana öyle söyledi. Mahmut Akcan ismi. Selam gönderiyorum buradan ona da. O fikri de mi sen bulmadın kardeşim? Bu fikir onunmuş. Bana kendi öyle söylemişti. Acun abi şunu tekrar anlatabilir miyim? Eyvah. Şimdi mesela az önceki... hareket yerine buraya 5 kişiyi koymak yerine atıyorum 500 kilo koyduk fark edelim. Yani onun bir gösterişi olmuyor. Biz bunu anlamıyor muyuz zannediyorsun? Estağfurullah. Tamam. Ben sadece çok konuşuyorum Acun abi. Tamam. Hayır oraya ağırlık yerine sen hani göze hoş gözüksün diye kız arkadaşlarımızı koydun. Evet. Üstüne bir Alp bir Eser oldu. Evet. Çok iyiydi. Hülya nasıl buldun gösteriyi? Bence hiç oylamıyorum değil mi? Aynen. Sen burada günün sporunu yapmış oldun aslında. Hani sağlıklı yaşam için herkese spor tavsiye ediyoruz. Evet. Buradan. Evet. Yani sen spor yapalım mesajını veren bizim değerli bir kardeşimiz ol. Çok sağ olun. Bugün mesajını vermiş oldun. kitlelere ulaştın. İnşallah öyledir. Survivor'a belki katılamadın ama herkes seni çok sevdi. Sağ olun. Sağ olun. Seni çok çok tebrik ediyoruz ve alkışlarla uğurluyoruz. Ömer Kura. Evet. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Osmaniye'den. Ne iş yapıyorsun? Şu anda İstanbul'da çalışıyorum. Akü bakım ve servis hizmetleri. Akü? Evet. Bildiğimiz arabalardaki akü mü? Fortif aküsü. Forklift. Fortif. Tamam, sen onların aküsünün bakımını mı yapıyorsun? Evet, aynen öyle. Ne ilginç bir meslek ya. Nasıl oluyor? Bak, yani biraz sıkıcı mı bu iş? Riskli şey var. Asitlerle sürekli ilgilendiği için asit. Çok büyük aküler bunlar değil mi? Büyük. Bir akü ne kadar? 500 kilo falan. En küçüğü. Senin için hakikaten zor. Allah kolay gelsin. Evet, peki. Teşekkürler. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi İstanbul'un fethinden bir kesit anlatmaya çalışacağım el becerimle. Umarım anlatabilirim. Gemi kaç dakika falan sürecek? En fazla yarım saat. Tamam canım, iyiymiş. Yarım saat, güzel. Evet. Biz seni 3 dakika seyredelim. Tamam. Sen içeride devam. Sonra 27 dakika. Tamam. Şey. Evet, buyur. Ömer, şu anda ampul var. Evet. Konuşsan konsantrasyonun bozulmuyor değil mi? Bozulmaz. Tamam, yani ampulü kırıyorsun galiba sen. Ampulün metal kısmını çıkartıyorum. Yine tamam, tahtalardan yelkenli gemi yapacağım. Ampulün içine yerleştireceğim. Şuradaki gördüğünüz cımbızlar. Sen sadece bu araçları mı kullanacaksın? Evet. Olaya bak sen ya. Aynı şekilde portakal soyuluyor ya. O ne güzel yaptın abi. Karnım acıktı. Tane bileyim, portakal istedim ya. Değiller. İkinci ampul alabilir miyiz? İkinci ampul. Benim nazarım değdi abi ya. İkinci ampulü verin. Var mı ikinci ampul? Yoksa şuradan sökelim bir tane. Yok, olabilir aslında. Var burada. Yedek ampulle gelmedin mi abi sen? Ampulü buradan sipariş verdim telefonla. Bize söylemiş. Prodüksiyon mu? Evet. Geldi işte ikinci ampul. Gördüğünüz gibi prodüksiyonda masrafın sonu yok. Kaçlık ampul gerekiyor abi? Siz bir tane daha hazırlayın lütfen. Yani kaçtan sonra Eser biz konuşturduk, o yüzden kırdı zaten. Evet, evet. Sen konuşma abi, şu ampulü rahat geçelim. Ama vallahi portakal gibi gidiyor bak bak. Oldu mu? Acele etme abi, acele etme. Sakin. Millet ampul söküp getiriyor odalardan, bak söyleyeyim sana. Yumurta gibi biraz. Omlet mi? Omlet. Şu anda yemek yapıyor gibi. Soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Ömer, şu anda ne yaptık? Şu anda ampulün ağzını açtım. Bizi korkuttun abi ya. Ampulün metal olan kısmını çıkarttım şu anda. Dikkat yani, elini kesme. Yok. Artık elimiz alıştı böyle şeylere. Ampulü kırdın demin abi, alışmıştı. Yok, elini kırmaya değil, kesmeye alıştım. Tamam, buralara bak, sakin yap. Bu zaten yapıştırma şeyi, cam falan yok burada. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda fazla keskin olan taraflarını köreltiyorum. İçine gemiyi sokarken girmemesini engelleyen parçaları. Bunun içine mi gemi sokacağız? Evet, yelkenli gemi. Yelkenli gemi? Evet. Yok yine artık. Şu tahtadan çıkacak yelkenli gemide. Ben bunlara bayılıyorum ya. Hani bu böyle ne derler onun üstüne, kar yağar ya. Bir şey demiyorlar onu Hülya. Diyorlar Acun. Neydi? Kar küresi Acuncum. Kar küresi. Kar küresi. Sen hatırlamaz mısın çocukluğundan? Yok. Yoktu işte, ne yapayım, bulamadım. Nasıl yoktu? Ben çocukken Edirne'deydim, hiç kar küresi yoktu orada. Ya sen hatırlamıyor musun şimdi? Kar yağar, içinde böyle küçük evler vardır. Hani ona baktıkça için bir hoş olur. Hediye almak için bir şey bulamadığında aldığın şeylerden alırsın, başucuna koy. Ben onlara gerçekten bayılıyorum. Onlara baktıkça... Evde var mı hiç kar küresi? Şu anda yok. Ha, bayılıyorsun ama yok mu? Çocukken, yani gençken de öyleydi. Bayılıyordun, tamam. Şimdi artık... Peki. Evet. Yanlış bir şey yok değil mi? Şu an iyi gidiyoruz. Şu an... Aynen. Eser, patates mi? Patatesi... Patatesi gezdik. Şu anda patatesliyiz. Patatesleri ince ince doğruyoruz şimdi. Çok, ama gerçi sen yemek yapabiliyor musun abi sen? Onu da iyi yapar gibi duruyorsun. Yemekleri çok iyi yaparım. Yani her gittiğim yerde öğrenci olduğum için... bekar evinde sürekli aşçı bendim. Çok güzel abi, baksana. Şu patates olsaydı tam kıvamındaydı şu an. Akşam yemeğini ben yapabilirim. Eser rejimde olduğunu bütün Türkiye anladı şu anda. Gerçekten. Evet. Fena rejimdeyim abi. Diyet yemekleri yapabiliyor musun abi? Ne zamandan beri diyettesiniz? Oo. Sen de bir mizahi bir gülüş gördüm orada. Sen de bir... Yani diyetin iyi gidip gitmediğini söyleyeceğim de onun için. 15 gün oldu abi. Çok iyi gidiyor, hiç. Vallahi verdim. 5 kilo verdim. Benim göbeği de böyle acaba soyabilir misin böyle tak tak diye? İnce kıyım böyle. Evet, Ömer'i içeri alacağım ama almak da içimden gelmiyor. Çünkü hakikaten değişik şeyler görüyoruz. Ne yapalım? Kaç dakikan daha var? Evet Acun. Son 24. Geminin şeyini, ana hattını bitirdikten sonra zaten takmaya başlayacağım. Ama galiba senin bir vakte ihtiyacın var yine. Var. Biz seni güverte falan yapacaksınız çünkü. Biz seni alkışlarla içeri alalım. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Ersin Öngeç, Adem Coşar. Aynen öyle. Hoş geldiniz. Nereye geliyorsunuz? Hoş bulduk. Tarsus'tan geliyoruz. Yaptığınız dans adı tam ne diye geçiyor? Elektro boogie, popin, robot. Dubstep ağırlıklı. Evet, dubstep ağırlıklı aynen yapalım dedik. Biraz daha sert. Elektro boogie, robot, popinin biraz daha serti. Başarılıydı. Çok teşekkürler. Evet, başarılıydı. Tabii biraz turlar geçtikçe görüyoruz da bu tarz danslar. Böyle ben evet, çok büyük bir fark göremedim. Yani böyle bir figür olur. Zaten o farkı görünce seyirci de hemen alkışlar. O fark çok göremedim. Biz daha önceki sezonlarda katılmıştık. Hep ayrı ayrı katıldık. Hı hı. Bu sefer şansımızı denemek istedik. Beraber katılalım dedik. Arkadaşımın tarzıyla benim tarzım biraz ayrı olunca biz de olsun çıkalım şansımızı deneyelim dedik. Evet aynen, ama böyle bir tık daha böyle bir risk alıp bir şey daha mı yapsaydınız? Daha önceden evet, tecrübeniz var. Bilemiyorum yani. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Peki oynama içelim Eser. Biraz böyle bir fark yaratmak da lazımdı. Az alkışlardı. Ben maalesef hayır diyeceğim ya. Çok teşekkür ederim. Ben evet diyorum. Çok teşekkürler. Yani ikinci tur şansını hak ettiğinizi düşünüyorum. Ben de evet diyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. İki evetle olur. İyi akşamlar İstanbul. İyi akşamlar İstanbul. Gördüğünüz gibi ben de şişenin içinde gemi yaptım. Ama gözükmüyor. Biraz içine su mu koysak? Sığmaz o, sığmaz. Sığmaz, sığmaz. Kardeşim, hizmette sınırı yok. Hizmette sınırı yok. Rahatsız ettiğim zaman söyle, çekilirim. Merhaba. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Yarım saatten biraz daha fazla sürdü. Önemli değil. Kusura bakmayın. Biz güzel bir şey çıktığından şüphemiz yok. Sevgili Ömer kardeşim bize ampulü kullanarak güzel evet, bir eser yaptı. Ve şimdi hep beraber eseri bekliyoruz. Buyur. İşte eser. İşte eser. Bana benziyor biraz. İstanbul'un fethi. Çok... Zaten İstanbul'un fethini betimleyeceğim dedi ya. Evet, doğru. İstanbul'un fethinde gemi karadan yürütüldüğü için, ağaçların üzerinde olduğu için onu anlatmak istedim. Bilmem anlatabiliyor muyum diyor. Aynen öyle. Peki bu niye ampul? Niye ama ampul? O çok güzel bir fikir ya o zaman. T1403'te bunu... ampulde fikri şey yapıyor, bence mantıklı. Hani Fatih Akyıldız'ın aklına müthiş bir fikir gelmiş. Hayır, bir de komple o tahtayı kullandı biliyorsun yokuşun için. Ha. Evet. Bunu da sen burada yoktun değil mi? Türk bayrağı da koymuş. Çok bir güzel. Ağacı ver, gerisine karışma Ömer'e. Valla ne diyelim? Çok güzelmiş. Elinize sağlık. Teşekkürler. Evet, sen ne diyorsun? Bence müthiş bir yetenek bu. Bilmiyorum nereden, forklift'ten, aküden, nereden aklınıza geldi? Daha önce. O daha önce yapıyordum. Bu daha önce, hobi olarak öyle müthiş yapıyordum. Yani bence hobiden de ileri bir durum var burada abi. Harikasın yani. Çok çok beğendim ben. Teşekkürler. Bir de zaten ben ampulü soyuşunu çok sevdiğim için senin o... ampul, kim bilir... Sonra arkasına nasıl yapıştırmış? He? O soyduğu yeri. Soyduğun yeri bir de yapıştırdın mı baksana, sonra tekrar taktın mı? Yok, o başka bir sağlam ampulün kapağı. He, onu oraya taktın. Oraya yapıştırdın herhalde. Hmm. Ellerine sağlık abi. Bir ampulle ancak bu yapılabilirdi yani. Peki, oylamaya geçelim o zaman. Evet. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Evet diyorum. Teşekkürler. Evet, iyi akşamlar. Halil Abacı, Eyüp, Ufuk, İsmail Can. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Acun Bey. Halil Abacı ve Extreme Show. Evet. Nereden geliyorsunuz? İstanbul, Fatih'ten. Arkadaşlar da farklı farklı yerler oturuyor. Sağ olun. Peki bisikletle gösteri mi yapacaksınız? Gösteri yapacağım. Yalnız bir tane bisiklet görüyorum ben. Arkadaşlar bana yardımcı olacak şovumda ama hepsi bisiklete gönül vermiş arkadaşlar. Kimisi bugün... bisikletle ekmeğini kazanıyor. Biz kimisi... Sade bisiklet, normal bisiklet kullanıyor. Kimisi... Olay sen misin kısaca? Biraz öyle. Evet. Arkadaşları şimdi sen onore ediyorsun da anladığım kadarıyla sadece asistanlık yapacaklar sana bugün. Öyle ama hepsi benim her zaman yanımdadır yani gösterilerimde. En sağdaki bisiklete gönül vermiş mi en sağdaki? Sen verdin mi bisiklete gönül? Verdim. Nasıl gönül verdin? Ya şöyle söyleyeyim. İstanbul'da nereye gidersem gideyim. Pedal çevirmeden gitmiyorum. Mükemmel. Çok. Sanki bir... Hep beraber sizi seyrediyoruz. Teşekkür ederim. Ben de ekstremim. Çok güzel gerçekten. benim cesur arkadaşım. Hepinize geçmiş olsun. Evet. Ay şunlar çok korkuttu bizi. Ne oluyor dedik, buradan üstümüze, masaya, oradan buraya mı hani atlar? Çok şükür ki. Eser size kıyamam. Teşekkür ederim. Vallahi kusursuza yakın bir performans tabii. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok iyiydi. Arkadaşlar, gönül veren arkadaşlar görevini şahane bir şekilde yerine getirdiler. Şurada öyle bir güzel uzandınız ki gerçekten yani... öyle bisiklete gönül veren görmedim daha önce. Çok iyiydi. Harikaydınız. Siz de herhalde bir tık ustaları oluyorsunuz. Biraz öyle. Kalitenizi gösterdiniz. Sağ olun. Ara alkışları istemeniz çok şıktı. Çok sahneye çıktınız belli. Lütfen iki oldu bak atlıyorum falan. Çok güzeldi. Çok tebrik ederim abi. Sağ olun. Gerçi o hareketler artık bana çok klişe gelmeye başladı. Evet. Yani her bisiklet gösterisi yapan yarışmacı mutlaka onları yapıyordu. Onlar beni çok tehlike açısından heyecanlandırdı ama gösteri açısından hiç heyecanlandırmadı. Fakat onun dışında hepsi çok başarılıydı. Sağ olun. Ufak tefek hatalarım oldu, kusura bakmayın. Hata yapmadım. Sadece ben onlardan sıkıldığım için yani o kadar. Hata yapmadım. Başkalarına çok da enteresan gelmiş olabilir. Sağ olun. Oylamaya geçelim. Çok şey yapıyor yani. Çok kendinden emin yapmasından dolayı evet diyorum ben. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Ben de evet diyorum. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar İstanbul.